Abdullah Efendimiz'e cihan aşık idi. Dünyada ondan güzel erkek mevcut değil idi. Ve bütün kadınlar peşinde onunla evlenmek için kuyruk idi. Amine validemizle evlendiği gece ne olduğunu biliyor musunuz? Mahzum oğullarından, Abdümenaf oğullarından 200 tane kadın o evlenene kadar evlenmemiş, beklemişler, 200 kadın vefat etti. Üzüntüsünden. Siz böyle bir güzellik, böyle bir aşklar duydunuz mu şimdi? Bizde olsa dakikalık aşık oluyor adam. Ondan sonra karım, kız başkasına gitti. Gittiyse gitti, ondan mı öleceğiz ya diyor. Kız mı bitti diyor. Gittiyse gitti, kız mı bitti diyor. Aşka bak. Ha <laughs> <laughs> hikaye. Böyle aşk mı olur ya? Aşık oluyorlar, evleniyorlar. Ondan sonra ne oldu? Ayrılıyoruz. Niye ayrılıyorsunuz? Geçen gün arabanın ön tarafına mutluyuz yazmıştınız. Şimdi arka tarafına ayrılıyoruz mu yazdınız? Ne oldu şimdi size? <laughs> ya diyor, birbirimize aşık olduğumuzu zannettik. Meğer aşık değilmişik. Sıkıldık ayrılıyoruz. Ne kolay ya sıkılmalar, ayrılmalar be. Memlekete bak hele. He şimdi 200 kadının vefat ettiğini duydunuz mu siz? İmam Bağcuri Hazretleri, Maliki ulemasının reislerinden yani o ev rahmeteddin şehrinde yazıyor bunlar ve siyerde yazıyor. 200 kadın üzüntüsünden vefat etti Allah Allah. Kureş'ten Allah Allah. Bütün kadınlar hasta oldu. Ya evliler bile hasta oldu ya. Lan sana ne oluyor? Sen zaten evlisin, kocana bak sen. Ya bunlar acayip işler olur bazı kere. O da artık başka bir şey mi düşünüyordur? Ne düşünüyordur? O kızıma mı alacağım düşünüyordur. Ama herkes bir planı var ya. Yaşlı da olsa hasta olabilir yani. 100 tane kureşten hasta oldu. Abdümenaf ve benim mahzum kızlarından iki 3 tane vefat etti ya. Ne Abdullah Efendimizi nasıl bekliyorlar? Onun için bir kadın vardı. O çok meşhurdur orada da efendim. 100 tane deve vereceğim dedi. Biliyor musunuz Abdullah Efendimiz'in kıssası var, şeyde okuyun. Mevlid kıssası kitabında. O da İsmail Aleyhisselam gibi kurban edilecekti. Babası adak yapmıştı. eneb bir Zebihayn. Ben iki kurbanlığın oğluyum diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi İsmail dedem, birisi Abdullah babam diyor. Onun da kıssası çok ilginçtir, vaktim yok şu anda. Mevlid kıssasından bilmiyorum, sayfasını bulursunuz. Firiste var. Abdullah Efendimiz'in ee, kurbanlık olarak kesilmesi... Ve sonra e, bağışlanması yüz deveyle olmuştur. Abdülmuttalip Efendimiz yüz deve vererek ve o kadın da o zaman kahineydi. Bu kahineler çok acayiptir. Kahin ve kahineler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olana kadar bunların çok devri ve dönemi vardı. Çünkü onlar o zaman hırsızlama çalıyorlardı kulak kabartıp gökten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetiyle beraber gök kapıları kapandı diyor Kur'an-ı Kerim beyan ediyor bunu. Ayette olmasa şimdi kurafe diyecekler. Zaten hadislere inanmıyorlar ama ayette var. 13'ün o zamana kadar bir haber, iki haber alıyorlardı. Birkaç da yalan katıyorlardı. Kahinlere cinler getiriyorlardı. Kahinin de bir dediği tuttuğu zaman ondan sonra bütün millet onu artık peygamber gibi ne derse yapıyorlardı. Çünkü bazı şeyler gökten gelen kaza ve kaderle ilgili haber onun kulağına fıslanıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evveldi bu. İsa aleyhisselama kadar yedi kat göklerde cirit atıyorlardı. İsa aleyhisselam doğunca ikinci kata kadar engellendi ikiden yukarısı. Fakat iki, iki, ilk iki katta melekler birbirine diyorlar ki mesela neyse buraları söylemeyelim falan yerde deprem olacak diye levh-i mahfuzda yazılmış. Levh-i mahfuzdan görevli mele, ondan görevli mele haber veriyorlardı, Birbiriyle konuşuyorlar. Cinler de oturmuşlar, oturakları vardı gökte gezegenlerden şeyden. Dinliyorlar, kulak çal çalıyorlar, hırsızlama. O haberi duyuyorlar, gelip kahine söylüyorlar. Kahin diyor ki falan yerde şöyle bir şey olacak. Hakikaten de oluyor mu? Oluyor. Bitti. Artık ona tapıyorlar. Diyorlar ki sen peygamber gibisin. Bitti. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince bu kehanetler de bitti. Ancak vahiy kapısı açıldı. Vahiy kapısı açılınca şeytanların kapıları kapandı. Gökten haber getirme kanalları tıkandı. Zaten yıldız kayma meselesi ne? Yıldız nereye kayıyor? Göğe yaklaşıp da bir şey duymak isteyen şeytanı yakmak için kayıyor. Ondan bir parça ayrılıyor, o parça kayıyor. Yoksa yıldız, o senin gözegen dünyadan 100 kat, 200 kat, 500 kat büyük olan yıldızlar, gezegenler, nasıl kayar? <laughs> Onun kendisi kaysa biz burada durabilir miyiz? Geçen ben yıldız kaymalarını seyrediğimde, yaylada bir seyredeyim dedim. Önümden geçti zannettim. Gidip de Mars öyle önümden mi geçti yani? O bir parçası diyor. فَاَتْبَعُوا شِحَابٌ سَاقِبٌ bir kıvılcım çıkıyor yıldızdan e bir parça, yıldızın da bir parçası da yani şeytana yeter yani efendim bir kıvılcım çıkıyor diyor o deliyor onun kafasını o iblisi ya gebertiyor o cini eğer diyor öldürmüyorsa da aklını alıyor bir şey duyduysa da aşağıda hiçbir falcıya kahine getiremez aklı gitti en azından aklını götürüyor Kur'an-ı Kerim'de bu usta çok ayet var Safat Suresi'nde var, Tebareke'de var hepsi evet Şimdi o kahine kadın bu işi çözemediler o zaman. Abdullah Efendimiz'in e, rüyasına giriyor. İşte Abdülmuttalip Efendimiz'in. Allah Teala senden razı olmadı diye. İşte beş kesti olmadı, on kesti olmadı. Adağını yerine getirmek için, oğlunu kurban etmemek için. Velakin en sonunda bu kadına gittiler çözüm üretsin diye. Bu kadın da dedi ki, 100 tane deve kurban edip de fakirlere yedirirseniz, senin oğlunu Allah sana bağışlar bu Abdullah a. dedi. Yoksa dedi, işiniz yaş. Bunun başına gelecek var dedi. Ve onun sözünü tuttular. O zaman o kadın da dedi ki çok zengin kahinelik az parayla olur mu bütün millet? Para yağdırıyor tabi. Haber almak için. Ondan sonra o kadın de demişti ki ona Amine validemizi babasıyla e, istemeye götürürken yoluna çıktı. Dedi ki ne olur dedi. Yüz deve de o zaman ne biliyor musun? Şu andaki yüz villa, yüz tane en son model kaç yüz bin euroluk jip Yüz deve bir tanesi yani. Yüz deve. Arabın enfes malı. Dedi ki yüz deveyi de ben vereceğim dedi. Abdülmuttalip'e de. Beni bu Abdullah'la evlendir dedi. Fakat Allah Teala Amine validemize nasip et. Ondan sonra Amine validemizle evlenip zifaf olduktan sonra Amine validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamile kaldıktan sonra Abdullah Efendimiz kâine kadının yanına gitti bir daha. Çatlatmak için mi? Ne içinse gitti. Dedi ki ona ne durum var dedi, nasılsın, iyi misin? Dedi ki iyiyim. Zaten ona zina teklif etti çok. Evvelce Abdullah Efendimiz emmel haramu fel mematü Efendimizin babasının ne şiirleri var. Sen bana haram mı teklif ediyorsun? Ölürüm de harama uşkur çözmem dedi. Halbuki o zaman peygamber yok, bir şey yok. 550 sene fetret devri, hiçbir şey yok. Zina su gibi. Zina su. Dedi ki sen ne diyorsun ya harama dedi. Ölürüm dedi ben. E, nesebi şerif, mübarek soy temiz. Ondan sonra sonra gitti ona. Dedi ne yapıyorsun? Dedi bir şey yok. İstiyor musun yine beni? Dedi. Abdullah Efendimiz maksus iş yapıyor. İstiyor musun? Dedi yine ben dedi. Yok dedi. Ne yaparsan yap dedi. İstemiyorum seni. Niye? Çünkü dedi. Evvelce gördüğüm nur senden ayrılmış. Nur gitti dedi senden. <laughs> nur kime gitti? Amine validemize hamile kalınca nur gitti. Onuru nuru sende göremiyorum. Çünkü senden dedi ahir zaman peygamberi gelecek. Bu benim soyumdan gelsin istedim ama Allah istemedi illa da amine dedi dedi. Radıyallahu teala. Ne konuşuyorsun be? Rastgele mi oluyor bu işler? Arkadaşlar sizinkiler de rastgele değil. Yani benim annemle babamın da evlenmeleri rastgele değil. Değil. Sizinkiler de rasgele değil. Her şey kader. Ve kâne emrullâhi kaderan mekdûrâ. Allah'ın bütün işleri yazılmış, bilinmiş, kaydedilmiş, kaderle takdir edilmiştir. Allah'ın rastgele işi yok. Haşa ve kelle. Kurban olduğum Cenab-ı Mevlamız.